Evet, bugün yine güzel bir mücadele örneği gösterdik. Sahada önce rakibimize, hakeme, kendimize gösterdiğimiz saygının sonucunda bugün güzel bir net bir skor aldık. Biz hayat varlık olarak turnuva başladığından beri hem rakibe, hem kendimize, hem de oynadığımız oyuna zevk katarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bugün yine güzel bir mücadele sonrasında, eksik olmamıza rağmen, hafta içinde oynadığımız maçta sakatlarımız da vardı. Bugün yine güzel bir maç oldu, hava da sıcak, rakip de direndi, iyi takımız. Puan kaybı yaşamadan yolumuza devam ediyoruz. Bu sene iki dönemde final kapısından dönüyoruz. Bu dönem kafamızda olan tek şey var, final oynamak ve o Antalya'ya gitmek. Bunun için de hem çalışıyoruz, arkadaşlarımız da çalışıyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Gidebildiğimiz en son noktaya kadar gideceğiz. Bunu her hafta yeni bir rakiple karşılaşıp, onları yenilmezliğimizi devam ettirerek devam edip, sonuçtan sahadan galip ve mutlu bir şekilde çıkmak istiyoruz. İyi bir maç oldu. Ben rakibi de tebrik ederim. Hakemi de tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Hafta içinde bir maç yapmıştık Mustafa Nalbantlar'la. Hafta içi bizimle biraz gırgır yaptılar ama bu maçın bir revanşı olacak. Buradan ona sesleniyorum. Oradan bütün reji ekibi zaten onlar da istediği gibi görüntüler falan çekiyorlar. Hafta içinde bizim de onlara güzel bir sürprizimiz olacak. Ben Levent'e bırakayım sözü. En çok onun hakkında çok. Sen de iyi bir özellikle boş kaleye kaçırdığın golle bir anda acaba nazar mı özledin ettin? Daha sonra ikinci yada açıldın ve gollerini buldun. Takımın gol yemiyor, sen de gol atıyorsun. İkili haftada 2-24 sonunda istifarlar. Geçen hafta golün vardı. Neler söyleyeceksin maçla ve takımla ilgili? Öncelikle tüm takım adına bu galibiyetimizin doğum günü olan kaptanımı armağan ediyorum. İyi oynadık, güzel oynadık, güzel mücadele ettik. Kaybetmiyoruz. Sağ olsun Nalbant bizim için sayıyor günleri. En son 420 gündü sanırım. 460 gündür yenilmiyormuşuz. Bunu da ekler sanırım hafta içinde. Biz mücadele ederek yarı finale kadar gelmiş, iki sezondur yarı finale kadar gelmiş olan bir takımız. Öyle hafta içi tesadüfen yarı finale gelmiş gibi bir kelimeler duydum. Hani böyle bir yorumcuya bunlar yakışmıyor açıkçası. Ama Türkiye'deki kıskanç yorumcular, klasik tabirle kıskanç yorumcular böyle sallamayı çok severler. Neden? Galatasaray 2000'de UEFA Kupası'nı aldı. Tesadüf dediler. Kendi içimizden. 2002 üçüncü olduk, dünya üçüncüsü. Kendi tesadüf dediler. 2008'de yine üçüncü olduk Avrupa'da. Yine tesadüf dediler. Bu bizim bir yorumcuların kıskançlığından diyelim. Sanırım hafta içindeki Nalbant'ın talihsiz yorumuna ben kıskanmasından bağlıyorum. Yani bizi izlemeye devam etsin. Meyve veren ağaç taşlanır derler. Biz her zaman önümüze katarak devam eden bir takımız. Nalbant herhalde bu maçın da 60 dakikasını özel olarak izlesin. Bana belki eksik söyleyebileceğim goller kaçır diyebilir ama bizim mücadelemizle tesadüf katı yani dedirtmem yani. Takım adına bunu dedirtmem. Teşekkürler galiba. Biz teşekkür ederiz.